Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Malum ikinci dönem başladı. Hız kesmeden biz videolarımızı çekmeye, konuları anlatmaya devam edeceğiz. Tabii ki de ilk dönem bazı arkadaşlarımızın yaşamış olduğu facialar olabilir. Belirli derslerde, belirli konularda oturtmada zorlanmış olduğunuz kısımlar olabilir. İşte bunları aşabilmemiz için biz coğrafya adına ne yapmamız gerekiyor? Bu dönem notlarımızı nasıl yükseltebiliriz? Bunlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum sizinle. Tabii ki de her zaman söylediğimiz gibi yorumlarınız bizim için çok önemli. Günün yorumlarına baktığımızda Sudem Nur demiş ki: "Sayısal dersleri anlıyorum. Aferin sana. Hep yüksek notlar alıyorum ama sözel dersleri" Özellikle coğrafya hiçbir şekilde anlamıyorum bu tatilde coğrafyayı düzeltmem lazım demiş. Tabii ki de biz sizin için birinci dönem full tekrarını anlattık videomuzu koyduk onları tekrar izleyerek izledikten sonra testler çözerek bu konunun üstesinden gelebiliriz. Ahu Yaniç demiş ki Tonguç coğrafyayı anlıyorum ama soruları çözemiyorum. Bununla ilgili video isteğimi iletin lütfen demiş. Tabii ki de bununla ilgili de sevgili arkadaşlar biz konu bazlı soru çözüm videoları yayın bir soruya nasıl yaklaşmamız gerekiyor? O soru bizden neler istiyor? Ve bir soru geldiğinde özellikle dünya haritalı sorularında zorlandığınızı düşünüyorum. Bu noktada verilen yerlerle ilgili özellikleri bilme noktasında tabii ki de biz sizlerin her zaman yanınızda olacağız diyelim. Yiğit Ali Ekşin demiş ki coğrafyadan zorlandığım hiçbir konu yok eğlenceli bir ders ki gerçekten öyle ama seçecek olsam şu enlemler boylamlar paraleller konusu derdim herhalde demiş ki bu ifadelerde en zorlanacağımız konulardan bir tanesi coğrafi koordinat sistemi dediğimiz hayali rehberler paraleller meridyen enlem boylam kavramları gerçekten 9. sınıf 1. dönem içerisindeki zor konulardan bir tanesi eğer ki sen bu konuyu evet diyorsan gerçekten seni tebrik ediyorum diyelim. Ada bize demiş ki en çok zorlandığım konu coğrafyada saat dilimi oldu ki doğru bir ifade olabilir. Tekrar tekrar dinlememe rağmen anlayamadım demiş. Şimdi biz burada evet birinci dönemle ilgili eksiklerimiz olabilir. Bu gayet normal çünkü alıştığınız sistemden farklı bir sistem içerisinde şu anda dersleri işlemektesiniz. Ve bununla birlikte konular iyice parçalandı ve buna bağlı olarak biraz daha konuları ayrıntılı görüyorsunuz artık. Yani 8. sınıftan 9. sınıfa geç geçtiğimiz zaman sistemin tamamıyla farklılaştığını fark etmişsinizdir. Ve bu kapsamda ilk dönem için gerçekten zorlanacaksınız ki coğrafya noktasında ilk dönem konularımız ciddi anlamda zor. Ve bu kapsamda konu seyreltilmeleri de gerçekleşti sevgili arkadaşlar. Size öyle de söyleyebilirim. Şöyle bir içerik kısmımıza baktığımızda biz nem ve yağışa kadar olan kısmı birinci dönemde anlattık. Bu noktada basınç rüzgarlar, sıcaklık, özellikle iklim elemanlarında bunlar gerçekten zor konular. Onun dışında harita bilgisi hesaplamalar evet matematiksel anlamda zevkli ama çözmek noktasında bir tık daha zorlanabileceğimiz yerler. Koordinat sistemi paralel meridyen enlem boylam kavramları gene bu konular bizim net bir şekilde oturtabileceğimiz kolay konular değil. Özellikle o dünyanın şekli hareketlerinde e, mevsim tarihleri mevsim tarihlerinin özellikleri bunlar bizim için zor konular diyebiliriz. Ama tabii ki de biz bu birinci dönemin o eksik kalan kısımlarının üstesinden nasıl geleceğiz dersek bu noktada kısa kısa özetler çıkarabiliriz. Yani video izlediğinizde hemen şöyle bir kavram haritası alıp kavram haritası içerisinde konunun bütününü görebiliriz. Bunda mesela nasıl bir şey yapabiliriz dediğimizde e, dünyanın hareketlerinden gidelim. Hemen ben şöyle bir boş sayfa aldım. Oldu ki dünyanın şekli ve hareketlerinde bizim sorunumuz var. Hemen şöyle şuraya büyük başlıkta yerin şekli ve hareketleri diye başlığımızı atıyoruz. Şekli ve Şöyle devam edelim. Hareketleri diye başlığımız attık. Bundan sonra ne yapacağız dersek bu konuyu burada tamamıyla görebilmemiz için kavram haritası oluşturmamız gerekmekte. Biz yerin şekli ve hareketlerinde öncelikle yerin şeklini şu tarafa alırım ve yerin şeklini ikiye ayırırım. Mesela buradan şöyle yerin şekli diyorum ve ifademizde burayı şöyle devam ediyoruz. Bir... Geoid şekil diyoruz. Dünyanın kendine has şekliydi. Hemen akabinde devam ettim. Küresel şekil. Bunların özellikleriyle ilgili mesela G3 şekli 4C diyebilirim. Buraya mesela bir Dünya çizerim. Hemen şöyle güneş ışınlarının geliş açısının daraldığını gösteririm kutuplara doğru gidildikçe. Buna bağlı olarak meydana gelen durumları madde madde yazarım. Ve bu kapsamda yerin şekliyle ilgili ifadelerde hem geyüt hem küresel şeklin sonuçlarını burada söyleyebiliriz. Hemen şöyle dünyanın hareketlerine geldiğimizde şuraya şöyle geldim. Dünyanın hareketleri dedim sevgili arkadaşlar. Şöyle hareket diye de yazalım. Hareket iki taneydi. Öncelikle dünyanın eksen hareketi diyoruz sevgili arkadaşlar şuraya. Sonra şuraya da geliyoruz diyoruz ki eksen eğikli diyoruz. Bak ne oldu? Hepsini yani tek bir konuyu burada bütünüyle gördük. Eksen hareketinde ne vardı? Dünya'nın dönüş yönüyle ilgili ifadeler vardı. Bununla birlikte eksen hareketinin sonuçları vardı. Ve bu kapsamda hemen eksen hareketinin altına gün içinde meydana gelen durumlar olarak bileceğimizi söyleyeceğiz şöyle. Eksen eğikliğinin içerisine de yıl içinde dediğimizde biraz daha sorunumuz çözülmüş olacak. Burada oldu ki evet kavram haritası yaptık. Yaptıktan sonra bizim yapmamız gereken en önemli işlemlerden bir tanesi konuda eksiklerimizi belirleyebilmek adına yapacağımız çoktan seçmeli testlerle soru çözümleridir. Bunun için tabii ki de Dinamo Soru Bankası kitabımızı da temin etmeyi unutmayın. Ekstra kaynak olarak hemen aldın. Mesela neredeyiz? Dünyanın şekli ve hareketleri dedik. Sayfa 23. Hemen şöyle ben açtım. Burada zaten model güzel bir soru çözümümüz var ayrıntılı şekilde. Akabinde 4 tane çoktan seçmeli sorumuz yer almakta. Soruları hemen güzel bir şekilde şöyle çözüyorsun. Oldu ki mesela takıldığın nokta oldu. Bu olabilir. Çok normal çünkü 9 sınıf coğrafya dersi gerçekten zor bir ders. Ve bu kapsamda takıldığın yerde işin içinden çıkamadın. Hemen anlatım kısımlarına baktın. Böyle bir şey bulamadın ki bunun da çok ihtimal yok. Ne yapıyorsun? Şuradan karekutu okutuyorsun. Kare kutu okuttuğunda öğretmenimiz senin için bu soruyla ilgili çözümü gerçekleştirmiş orada. Çözümü inceliyorsun, izliyorsun ve kafandaki soru işareti geçiyor. Tabii ki de bu kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi bölüm sonlarında bölüm tarama testleri yer almakta. Akabinde ÖSYM ile ilgili Ilgili. siz 12. sınıfa geldiğinizde TYT-AYT sınavlarına gireceksiniz ve ÖSYM tarzı sorularımızın olması gerekiyor. Bölüm sonlarında ÖSYM tarzı sorularımız yer almakta. E sen 9. sınıfsın. Yazılıya hazırlanman gerekiyor. Bitmedi. Ünite sonlarında sevgili arkadaşlar 1. üniteyle ilgili yazılı hazırlık kısmımız yer almakta. Burada doğru yanlışlarımız var, bulmacı çözümlerimiz var, klasik sorumuz var, boşluk doldurmalarımız, eşleştirmelerimiz yer almakta. O yüzden bu kitap hem senin 9. sınıfta eksik kapatmak için hem de 12. sınıfta gireceğin TYT AYT sınavlarında eksiğinin olmaması için tam net bir şekilde müfredata göre hazırlanmış bir kitaptır diyebiliriz. O yüzden ikinci dönem başladığımızda ki nem ve yağışla buraya bismillah diyeceğiz. Daha sonraki süreçte iklim tipleriyle devam edeceğiz ve gene zor ama güzel eğlenceli konular bizi bekleyecek. Şunu da unutmayalım. Doğal sistemler bittikten sonra beşeri sistemler kısmı bizi böyle über ekstra şekilde zorlamayacak kısım. Ama 9. sınıfla ilgili ifadelerdeki coğrafya kısmındaki en önemli olaylardan bir tanesi de harita bilgisi. Eğer ki biz harita ile ilgili bilgilerimizi daha iyi bir şekilde öğrenip kavrayabilirsek 9. sınıf coğrafya konularıyla ilgili de çok ciddi anlamda rahatlama sağlamış oluruz. Çünkü yeryüzündeki iklim tiplerine geldiğimizde dünyada görülen iklimlerin nerelerde yer aldığını harita üzerinde ben göstereceğim. Ben gösterirken de sen yanında Atlas'la beni güzel güzel takip edeceksin diyelim. O zaman ikinci dönem hepimize hayırlı olsun. Olsun. Eğer ki kaynaklarınızı almadıysanız 9. Sınıf Dinamo Soru Bankası aynı şekilde Konu Anlatımlı Soru Bankası kitabımızda satış noktalarımızdan ve internetten temin edebilirsiniz diyelim. Hadi bakalım karşınızda günün ödüllü sorusu cevapları yorumlar kısmında bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın kolay gelsin iyi çalışmalar.